Burada etanın çakışık konformasyonunu görüyoruz. Döndürdüğümde karbon-karbon bağına yukarıdan bakıyoruz. Evet, bu çakışık konformasyonun Newman iz düşümü. Dikkat ederseniz buradaki hidrojenler yeşil renkte. Bu karbon-karbon bağındaki dönme hareketini görselleştirmeyi kolaylaştırıyor. Öndeki karbonu döndürüp arkadaki karbonu sabit bırakacağım. Şimdi de etanın çapraz konformasyonunu görüyorsunuz. 60 derece döndürmeye devam edeceğim. Şimdi elimizde çakışık konformasyon var. Tekrar döndürüyorum. Yine çapraz konformasyon görüyoruz. Bir 60 derece daha döndürüyorum. Yine çakışık konformasyon elde ettik. Tekrar döndürdüğümde çapraz elde ettik. Tekrar döndürdüğümde ise yine çakışık konformasyona geri döndük. Buradaki işleyişi anladınız. Bu ekranda videoda gördüğümüz konformasyonların potansiyel enerjilerini gösteren bir grafik var. Burada etanın çakışık konformasyonuyla başladık. Tam olarak bu potansiyel enerjideyiz. Bu çapraz konformasyona erişmek için modeli döndürdükçe potansiyel enerjide bir azalma olduğunu göreceksiniz. Bu çapraz konformasyonun potansiyel enerjisi çakışık konformasyonunkinden daha azdır. Tekrar döndürüyoruz ve çakışık konformasyona geri dönüyoruz. Çapraz konformasyondan çakışık konformasyona geçmek enerji gerektirir, değil mi? Çakışıktan çapraza geçmekte enerjide düşüşe sebep olur. Çaprazdan çakışık konformasyona geçmekse enerjiyi arttırır. Çakışıktan tekrar çapraz konformasyona geçmek enerjiyi azaltır. Ve son olarak baştaki çakışık konformasyona geçiş enerjiyi arttırır. Tüm çakışık konformasyonların aynı potansiyel enerjiye sahip olduğuna dikkat edin. Şu şekilde bir çizgi çekerek hepsinin aynı potansiyel enerjide olduğunu görebiliriz. Çok düzgün çizemedim ama siz anladınız. Bu sebeple bunların enerji bakımından dejenere olduklarını söyleyebiliriz. Aynı şey çapraz konformasyon için de geçerli. Tüm bu çapraz konformasyonlar aynı potansiyel enerjiye sahiptir. Aynı çizgiyi buraya çekerek görebiliriz. Çapraz konformasyonların enerjisi çakışık konformasyonlardan daha düşüktür. Hatta aralarında mol başına 12 kJ fark vardır. Bunu buraya yazalım. 12 kJ bölü mol. İşte konformasyonlar arasındaki enerji farkı. Enerjinin daha düşük olması yapının daha kararlı olduğu anlamına gelir. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Bunları tepeler olarak hayal edin. Tepenin dibinde de bir vadi olsun ve burada iri bir kaya parçası olsun. Bu kayayı tepede bulunan kaya ile kıyaslayalım. Fizikte zemin seviyesinde potansiyel enerji sıfıra eşit diyebilirsiniz. Buraya zemin seviyesi dersek potansiyel enerjimiz yani U bu noktada 0 Joule eşittir. Bu vadideki kaya parçası içinse enerji 10 Joule diyelim. Bu kayayı tepeye doğru tırmandırmak enerji gerektirecektir, değil mi? Kayanın bu noktada nihai potansiyel enerjisinin 22 Joule olduğunu söyleyelim. Bunu yapmak için enerji gerekir. Bu nihai konum daha kararsızdır ve daha yüksek potansiyel enerjiye sahiptir. Potansiyel enerjinin daha yüksek olması daha az kararlılık demektir. Potansiyel enerjinin daha düşük olması ise daha fazla kararlılık demektir. Peki, çapraz ve çakışık konformasyonlar arasında niçin enerji farkı var? Burada burulma gerilimi dediğimiz kavram devreye giriyor. İşte bu mol başına 12 kilojüllük enerji farkına burulma gerilimi adı verilir. Burulma geriliminin kaynağı tartışma konusudur. Mevcut teorilerden biri bunun moleküler orbital kuramıyla ilgili olduğunu söyler. Ben eski teorilerden birine değinmek istiyorum. Yani elektron çiftleri itmesi teorisine. Bu çiftlerin itmesi bağlar çakışık olduğunda daha fazladır. Bu bağ üzerindeki elektronların bu bağ üzerindeki elektronlara yakın olduğunu biliyoruz. Aynı şey burada ve burada da geçerlidir. Boşlukta bu elektron çiftleri çakışık konformasyonda, çapraz konformasyonda olduklarından daha fazla yakınlaşırlar. Çapraz konformasyona baktığımızda elektron çiftlerinin çakışık konformasyona kıyasla birbirlerinden uzak olduklarını görebiliriz. Yani elektronların burada birbirlerini iteceğini biliyoruz. Elektron çiftleri itmesi olayı bağlar çakışık olduğunda daha fazladır. Bundan dolayı enerji daha yüksektir. Çapraz konformasyon söz konusu olduğunda ise elektron çiftleri birbirinden uzaktır ve böylelikle daha kararlı olurlar. İki konformasyon arasındaki toplam enerji farkı mol başına 12 kilojüldür. 3 çift çakışık hidrojenimiz var. Buraya geri dönersek çakışık hidrojenlerimizi şöyle gösterebiliriz. Toplam enerji mol başına 12 kilojül ise ve 3 çakışık hidrojen çifti varsa, her bir çakışık hidrojen çifti için enerji maliyetinin mol başına 4 kilojül olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu her bir çakışık hidrojen çifti için mol başına 4 kJ yazarsak, şöyle 4, 4, yine 4 yazalım, evet toplamda 12 eder. Toplam enerji maliyetimiz 12 kJ bölü mol. Etanın çapraz konformasyonunun çakışık konformasyondan daha kararlı olduğunu gördük. Çapraz konformasyonu çakışık konformasyona çevirmek istiyorsanız enerji harcamanız gerekir. Oda sıcaklığında çapraz konformasyonu çakışığa döndürmek için yeterince enerji vardır. İki konformasyon arasında dengeye ulaşılır ve oda sıcaklığında etan moleküllerinin yaklaşık %99'u çapraz konformasyona sahiptir. %1'i ise çakışık konformasyondadır. Bu yine kararlılık sebebiyledir. Yani çapraz çakışık konformasyondan daha kararlıdır.